Tekrar hoş geldiniz arkadaşlar. Punch Club oyununa devam ediyoruz. Destekleriniz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Destek olmaya devam etmek için videoyu beğenmeyi, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Öncelikle şu... Elinin tersiyle yüksekten vuru alalım. Tabi kaplanın yolundan gideceğimiz için onu almak zorundaydım. Şimdi arkadaşlar ligde 5. sıraya yükseldim. Şimdi sırada ne var? Şampiyonluk var. Şampiyonluğu kazanmak zorundayım. Bu tabi bu bayağı kolay değil. Maalesef kolay değil. Bir yandan tabi şu sağ tarafta gördüğünüz aşık yeteneği de yetenek değil de o aslında bir status efekti gibi bir şey. Adrian'dan alıyor onu. Adrian'dan aldığı için şeylerde bayağı bir yüksek kazanıyor. Çalışmalarda, antrenmanlarda bayağı bir yüksek kazanıyor. Ama az enerji harcıyor. O olduğu zaman bayağı iyi oluyor. Şimdi ne yapacağız? İstatistikleri yükseltmeye çalışacağız. İstatistikleri nasıl yükseltmeye çalışacağız? Tabii ki buradan. Jimnastik salonu diyeyim artık. Body building ne diyeyim ben buraya bilmiyorum. Buradan yükseltmeye çalışacağız. Yani salondan yükseltmeye çalışacağız. Salon deyince tabi bazılarınız oturma odası olan salon mu abi diyebilir. O değil. O değil. Yani bu salondan bahsediyorum. Bu arada şunun ismini hala hatırlayamadım. Yumruk neydi bu ya? Yumruk torbası değildi de yumruk. Ya bilenler varsa onu söylesinler. Bir de bu arada arkadaşlar bir soru soracağım hepinize. Katılırsanız sevinirim, yorumlarda da belirtirsiniz. Eğlenceli olmak size göre nedir arkadaşlar? Yani bir video izlerken bu eğlenceli olmuş nasıl dersiniz? Oradaki insan illa videodaki insanlar illa bağırıp çağırmak, küfür etmek, bir şeyler yapmak zorunda mı? Yoksa mantıklı espriler ya da soğuk espriler ya da herhangi bir anlam ifade etmeyen espriler yapınca mı eğlenceli ve keyifli bulursunuz, yoksa sadece ve sadece dümdüz konuşunca mı eğlenceli bulursunuz, onu merak ediyorum. Yorumlarda belirtirseniz sevinirim arkadaşlar. Bu seride de 12. bölüme geldik. 13. bölümden sonra bu seride de bayağı bir şeyler olabileceğini düşünüyorum. Bayağı bir götüreceğim ben bunu sonuna kadar bu oyunu da. Gerçekten götüreceğim oyunu çünkü yani çok sevdiğim bir oyun Punch Club. Gerçekten iyi bir oyun yapmışlar. Keşke bunun devamını getirseler. Şöyle anlatayım size, her türlü şeyden bir her türlü oyuna, filme bir gönderme yapmışlar. Ya Rocky'ye gönderme yapmış adamlar, ne bileyim. Ya oyunda şey bile var. Hulk Hogan bile var. Ninja Kaplumbağalar bile var. Yani Ninja Kaplumbağalar demişken, Ninja Kaplumbağalar'ın ilk animasyonunu, ilk çizgi filmini ne seyrederdik ya öyle. Yani gerçekten ben bayağı bir seyrederdim ya. O zamanlar doğru dürüst Ninja Kaplumbağalar vardı. Başka ne vardı? Hatırlarsanız onları da söyleyin arkadaşlar. Hatırlayanlar varsa tabi, Ninja Kaplumbağalar dışında olanları. Ya bir ara bir Power Rangers falan vardı, hatırlıyor musunuz? Lan ne kadar iğrenç, ne kadar şeydi ya o. Ne kadar basitti ya o. Ama öyle seyrederdik yani. Go Power Rangers diye miydi bir de?
Öyle bir şeydi değil mi? Go Go Power Rangers diye böyle bir de müziği vardı. Mighty Morphin falan. Lan Power Rangers. Yalnız bu adam da şeye benziyor ha. Kime benziyor bu saçları lan? Bilemiyorum. Neyse. Devam edelim. Avantajlar ve özellikleri görüyorsunuz arkadaşlar. Aldığım avantajlar ve özellikleri. Şimdi buradan Mr. Kekuse. Kekuse ne lan? Roy Jackson. Roy Jackson bizim Roy işte. Salvador Punches. O ne oğlum? Lenny Moskowitz. İşte Lenny Moskowitz'e yenildik biraz önce. Yenildik değil mi? Biraz önce Yo Salvador Punches'a mı yenildik? Yendik mi? Yenildik mi? Nasıl oldu? Onu da bilmiyorum. Yenildik tabii yenildik. Salvador Punches'a yenildik. Bir Bruce Lee'nin bir filmi vardı. Oradaki şeye benziyor bu Salvador Punches'dan. Karakterlerden birine benziyor. Afro saçlı bir karakter vardı, zenci. Karate yapıyordu. Ulan kung fu yapıyordu hatta, ne karatesi. Ulan ne filmle izlemişiz be. Neydi hatta filmin ismi? Ejderhaya Giriş. Filmin ismi Ejderhaya Giriş arkadaşlar. Hani onu Türkçe'ye çevirsen, o şekilde çevirsen, Enter the Dragon'u Türkçe'ye o şekilde çevirsen, film bir kere bir Türkiye'de yayınlanmaz. Kesinlikle yayınlanmaz yani, öyle düşün. Açalım şeyi. Broy da bayağı bir işe yarayacak arkadaşlar, ileride göreceksiniz. Bayağı bir işe yarıyor. Yiyeceğiniz biterse, paranız da biterse, enerjiniz, her şeyiniz biterse Roy ile oturup her türlü enerji de yükseliyor. Ama bayağı bir vakit gidiyor. Senin gibi bir güçlü bir partnerle yolculuk yapmak harika olur nedir ya? Evet, onu mecbur oradan yapmak zorundayız arkadaşlar, periyodik olarak. Bakın şimdi ne zaman duracağınızı da söyleyeyim ben size. Konuştuğu an duracaksınız arkadaşlar. Fazla kendinizi yormaya gerek yok. Sonra istediğinizi yapıyor, devam ediyor. Bunu da yapabilmesi için beraber takılmanız gerekiyor. Bir tane seçenek göreceksiniz orada. Onu seçtiğiniz zaman o da yeterince dolduğu zaman bu sefer onu da seçebiliyorsunuz arkadaşlar. Çok fazla para kazanmamaya da dikkat edin arkadaşlar. Hele hele 200 doları geçmemeye dikkat edin. 200 doları geçerseniz oyunda bu haydutlarla karşılaşıyorsunuz. Haydutlar da pek şey değil. Mantıklı değil. Oyunun ilk başlarında kesinlikle yenemiyorsunuz. Hatun diyecektim. Haydutları. Bu arada eve bir tane şey aldık. Şu yumruk torbası mı diyeyim ben size, ne diyeyim, o pançim şeyden aldık. Ondan aldık, daha iyi oldu. Yavaş yavaş da evi döşersiniz arkadaşlar. Daha doğrusu garajı döşersiniz. Evi döşeyemiyorsunuz maalesef. Arabayı kullanamıyorsunuz. Araba alamıyorsunuz oyunda falan. Bari bisiklet alsaydık oyunda diyeceğim ama bisiklet de alamıyorsunuz oyunda arkadaşlar. Öyle bir kısır döngüde devam ediyor işte. Maalesef yürüyerek gitmek zorundayız ya da otobüsle. Otobüsle gittiğimiz zaman ne işe yarıyor? Daha hızlı gidiyoruz. Gene şeylere, haydutlara yakalanıyor yani otobüs. Haydutları genelde geceleri yakalanıyor arkadaşlar. Pek belli olmuyor da. Yani geceleri daha sık yakalanıyor.
Yeraltı dövüşleri konusunda hala kararsızım. Yeraltı dövüşlerine de gir abi diyeniniz varsa yorumlarda belirten arkadaşlar. Çoğunluk isterse yeraltı dövüşlerine de girerim. Çok fazla bir şey kaybettirmiyor ama yeraltı dövüşlerinde şey oluyor. Yenilirseniz sakatlanıyorsunuz arkadaşlar. Sakatlanınca istatistikler düşüyor. İstatistikler düşünce de iyi bir şey olmuyor. Maalesef. Onu da paranız varsa düzeltebiliyorsunuz da o ayrı bir mesele. Onu da göstereceğim ileride. Daha çıkmadı çünkü. Bir sonraki bölümde görüşürüz arkadaşlar. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.